Bakanlığı Alo 190 dini soruları cevaplandırma hattına hoş geldiniz. Dini soruları cevaplandırma. İyi günler efendim, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Beyefendi, Tokat'ta şöyle bir vaaz oldu da dinen uygun mu değil mi diye soracaktım. Hoca hutbeye çıktı cuma namazında. Anlattıklarını görselle anlatıyor ama her anlattığında, yani diyelim ki işte dini konudan herhangi bir şey anlatıyor, görselde değişiyor konuya göre. Anladığı projektörle yansıtıyor. O dinen uygun mu değil mi? Görsellerle anlatıyor hutbeyi. Anladım. Yani şöyle, görselin olması cumaya zarar vermez. Eğer kişiler kendi aralarında konuşmuyorlarsa, yani ibadetin ruhuna engel bir durum yoksa, görsellerle anlatılması bir sorun olmaz. Dijital vaaz, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Teknolojinin hayatımıza hakim olmasıyla beraber bilgisayarlar, telefonlar, tabletler çocukların, gençlerin ellerinde. Görsel hafıza tekniklerini çocuklar, gençler çok güzel kullanıyorlar. Biz de 15 yıldır sadece bu camide değil, daha önceki görev yaptığımız yerlerde de bu teknolojik tarzda vaaz tekniklerini ve hutbe tarzlarını sunmaya çalıştık. Projeksiyon yardımıyla yapmış olduğumuz vaazları görsel olarak ayetleri, hadisleri ekrana yansıtıyoruz. Cemaatimiz eve gittiği zaman aklında kalıyor. Hoca bu hafta ne anlattı? İşte şu resimler vardı, içkiyle alakalı resimler vardı veya silahla alakalı resimler vardı diye böyle. O günkü bahsetmiş olduğumuz konuyu, vaazı aklında tuttuğunu gördük. Bundan da çok memnun oluyorlar. Hatta Tokat'tan, şehir merkezinden sırf vaazları dinlemek için bu camiye geldiklerini söyleyen cemaatlerimiz de var. Hocalarımız söylüyor millet anlamıyor. Anlamadığından dolayı da mecburen görsellere yöneldi. İnşallah bu hocalarımızdan daha fazla çoğalır da, çünkü anlamıyor millet. Kimse çocuklarının akşam nereden geldiğini, hangi saatte nerede ne yaptığını, haram diyor, anlamıyor. Yemeyin diyor, yapmayın diyor, namaz kılın diyor, millete çok kolay geliyor. Görsellerin inşallah ileride mutlaka faydası olur. Hiç bilmediğim için ona cevap veremem. Fotoğraflı olmaz yani. Fotoğraflı vaaz olur mu? Olmaz diye düşünüyorum. Bana uygun gelmedi ama teknoloji ilerlediği için şimdi her şeyi biliyorsun, eski zamana göre değil. Artık hocalarımız uygun görüyor mu bilmiyorum ama ben kendime göre uygun görmüyorum ben, bilmiyorum. Arkadaş, bize göre güzel. Yani hocamız da güzel, camimiz de güzel, her şey güzel. Arkadaşıma katılıyorum ben de. Hocamız çok değerli bir insan. Dijital ekrandan vaaz vermesi de gelen insanlara biraz daha faydalı oluyor. Hocamızdan da memnunuz, camimizden de memnunuz. Yani ortam çok iyi yani. Yapmış olduğu bu projeyle cemaatimize hem sözlü olarak anlatım hem de onun yanında görsel anlatımla daha destekleyici ve daha anlaşılır şekilde projeler, vaazlar sunmuş oluyor. Bu da hocamızın ayrı ve güzel düşüncelerinden birisi. Allah razı olsun hocamızdan. Teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.